Ayetel Kürsi tutkunu mümin olacaksın ey genç. Ayetel Kürsi Kur'an'ın en büyük ayetidir. Eğer Allah kaderine ölüleri de ara sıra dünyada dirilteceğim diye bir şey yazmış olsaydı. Yani kanunu nedir? Ölen dirilmeyecek. İsa Aleyhisselam'la bir iki kişi mucize dirildi. Ölen dirilmeyecek kanunu budur. Böyle yazmasaydı Allah ölen bir daha dirilmeyecek, mahşerde dirilecek diye bir kanun yazmasaydı, adınız gibi bilesiniz ki, değil kansere karşı korumak, değil allah Teala'nın verdiği hastalıklardan, baş ağrısından birisine iyi gelmek, Ayetel Kürsi'de öyle büyük sırlar var ki, 2000 sene önce Orta Doğu'da ölmüş bir insanın kabrinin başında okusan, kalkar ve Ayetel Kürsi'nin önünde secde ederdi o. Ölü dirilten bir suredir. Ayetel kürsi. Ayetel kürsi. Bunu böyle bileceğiz. Her namazın arkasından tesbih çek veya çekme ayetel kürsi okuyarak secde oradan kalk. Sabah evinden çıktığında ayetel kürsi okumadıysan ve 3 kilometre de yürüdüysen işe giderken geri gel eve gir ayetel kürsi oku öyle çık evden. Hem de nefsin terbiye olsun. Bak bu ayet el kürsi okumazsa fena yapıyor. İş yerine girerken ayetel kürsü oku Allah'ın himayesine gir. Yatarken muhakkak ayetel kürsü okuyarak yat. Ve bayan olarak duaya niyet et, ayete niyet etme. Ayın 30 gününde de oku bunu.